Değerli takipçim, nasılsın? Umarım iyisindir. Videoya farklı bir giriş yapmak istedim bu kez arkadaşlar. Bugün kadın basketbolunun en iyi takımı parkeye çıkıyor. İNG Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde playoff yarı final serisinde Galatasaray Çağdaş Factoring'i Ülker Metro Enerji Salonu'nda konuk ediyoruz. İnşallah ligde de şampiyon olup sezonu çift kupayla bitireceğiz. Kadın baskette üst üste 5. toplamda da 17. şampiyonluğumuzu ilan etmeye çok yakınız arkadaşlar. Şimdi maç için yola çıkıyoruz. Anadolu Efes maçına giderken yakalandığımız yağmura yeniden yakalandık arkadaşlar. Görüyorsunuz. Ne biçim yağıyor ya. Yağmur berekettir derler. Yaz. Şimdi size Bartu'yu tanıtacağım. Yeni misafirimiz. Kendisi Galatasaraylı. Tam da maçına gidiyor bu arada. Ben 16 yaşında Balıkesir'de oturan masum bir gençim. Galatasaraylı olduğum için benimle dalga geçiyorlar, alay ediyorlar. Ama en büyük Galatasaraylı. Euroleague boom'un bizim oldu. Neler düşünüyorsun Arda'cığım bir fanatik Fenerbahçeli olarak? Evet, çok çalıştık, çabaladık. 2 yıl üst üste finalde kaybettik. Ama durmadık ve sonunda kazandık. Evet, bir de şu anda hem kadın hem erkekte Euroleague'i kazanan tek takımız. Aynen öyle. İNG Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde playoff yarı final serisinde ilk maça giderken rövanş maçına da Ahmet Cöber Spor Salonu'nda oynanacak Galatasaray Çağdaş Factoring Fenerbahçe Alagöz Holding maçına bileti almış bulunmaktayız. Galatasaray deplasmanında. Galatasaray'ın da takımı iyi, kötü değil. Tabii bizim kadar olmasa da. Aynen. Bakalım ne olacak. Umarım aynen, orada yine kazanacağız. En son gittiğimde olay yaşamıştım, sana da anlatmıştım evet, her evet, türlü. Evet. Vallahi. Çeşme Marmara İstasyonu'ndan da yavaştan ayrılıyoruz gördüğünüz üzere. En son gittiğim kadınlar basketbol maçında Fenerbahçe Alagöz Holding Beşiktaş'ı konuk etmişti arkadaşlar. O salon vlogu da kanalımda duruyor. Şu kartlar kısmına bırakacağım. Oradan girin ve izleyin. O salon vlogunda da dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Instagram butonu ve TikTok butonu ve abone ol butonunu eklemeyi unutmuşum. Arkadaşlar ben de videoyu yükledikten sonra fark ettim. Bu kez unutmayacağım ama hiç merak etmeyin. Instagram'dan ve TikTok'tan da mutlaka ve mutlaka beni takip etmeyi unutmayın. Ve sizlerden ricam bu videoma güzel likelayıp kanalıma da abone olmayı unutmayın. Hepsi ücretsizdir arkadaşlar. İtibariyle Ataşehir Ülker Spor ve Etkili Salonu'na gelmiş bulunmaktayız. Bu arada bugün, yani bugün saat kaçta bilmiyorum ama Alanya Spor Galatasaray maçı da var aynı zamanda. Onun için de şimdi hem Bartu'dan hem de Arda'dan skor tahmini alacağım. Sence maç nasıl sonuçlanır? İstersen maç değerlendirmesi de yapabilirsin. Zor bir deplasman. Alanya Galatasaray için. Zaman dostum. Galatasaray için zor bir deplasman ama ben bunu Galatasaray'ın yeneceğini düşünüyorum. 2-0'ları var bence. Ben 3-1 Galatasaray alır diyorum. Ya vallahi biliyor musun? Ben de 3-1 diyorum yani vallahi. Alanya yani bir gol atar gibi geliyor Alanya bana. Alanya deplasmanı her zaman zordur. Ya beraberlik ya da Galatasaray'ın galibiyetiyle sonuçlanır diyorum. Ve her zaman gibi arkadaşlar maç öncesi Papotos'a gideceğiz. Güzel pizzamızı yiyeceğiz. Evet. Zaten senle her zaman gidiyorduk. Evet. Her zaman klasik barbekü sosu tabii. Aynen klasikleşti artık oğlum. O zaman hazırsak Papotos'a geçiyoruz. Pizzalarımız geldi görüyorsunuz. Arda ile her zamanki gibi biz barbekü soslu tavuk pizza söyledik. Yanında da çift sarımsak sos. İkisi Bartu'ya, ikisi Arda'ya ve ikisi de bana. Güzel pizzadan. Bugün ben yiyorum, hep Demir'i görüyordunuz. Bu sefer bende. Ve topağlarda gol. Sen ne söyledin? Ben pepperoni pizza söyledim. Ben fazla malzeme sevmiyorum pizzada. Aa diyorsun. Vallahi ben malzemesiz yapamam biliyor musun? Ben malzeme fazla sevmiyorum. Çok karışık oluyor. Bir de ben de ısırayım şöyle. Tamam. Yetmezse. Çorozlarımız geldi. Arda'nınki ve Bartu'nunki. Bartu farklı yiyor. Biz çoroz sepeti söyledik. Sen neyi söyledin? Ben klasik direkt. Dümdüz İspanyol usulü. Klasik. Ne güzel. O zaman çorozumuzdan daha bir tadalım değil mi arkadaşlar? Bakın şöyle alıyoruz. Beyaz tarafından. Yani şöyle götüreyim yakın çekim. Sonra. Bu harika bir şey ya. Şimdi. Salonda yerimizi alacağız ama bekletiliyoruz. Neden bekletiyoruz anlamadım. Ama şöyle kısa bir çekim alalım. Zoomlayalım hemen. Ben Can Bilic Üstü. Ve şu an. Şu an.
Arda, ben bugün tribünler çok ateşli. Ne düşünüyorsun? Evet, çok güzel. Yani erkek basketbol maçlarından daha güzel olduğunu söyleyebilirim. Aynen, kesinlikle. Yani erkek basketbolda neden böyle yapıyorlar anlamıyorum gerçekten. Baksana, herkes ayakta. Ve görüyorsunuz arkadaşlar, Euroleague Women Final Four köşesinde 2022-2023 sezonu şampiyonu. Cumhuriyet'in 100. yılında Euroleague Women'da şampiyon Fenerbahçe. Takımımızla gurur duyuyoruz. Tebrikler Sarı Melekler. Yeni kadınlar basketbol Süper Ligi yarı final birinci maçı için Metro Enerji salonuna hepiniz hoş geldiniz. Takım kadroları: Galatasaray Çağdaş Faktörü, 1 numara Kenan Aksis Kalka, 4 numara Büşra Aktaş, 5 numara Rekifane Kriz, 6 numara Yunan Kalka, 7 numara Mende Uygu, 9 numara Pelin Bekir, 10 numara Işık Alba. Şimdi ise alkışlar dünyanın en büyük spor kulübünün Avrupa şampiyonu için Fenerbahçe'nin arzusunu. 10 numara Albi Onar, 11 numara Emma Müslüman, 15 numara Gizem Başkan Turan, 21 numara Kerem McBride, 30 numara Brianna Stewart, 36 ve kadroda olmayan bu takımın parçası 0 numara Satun Sanayi, 8 numara Mina Georgevic, 14 numara İlana Raksa. Haydi melekler, güveniyoruz sizlere. 23 numara Arina Yerkova. Çok güçlü alkışlar. Galatasaraylılar kaptanları Sarışın Işıl Algar. Spor bir basketbolcu. Galatasaraylı aldılar mı sizden işte? Bir gitti bir geldi. Ve haydi bakalım, hayırlısıyla maç başladı. Fener! 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 İlk sayı bizden. Maçın başlığı 1,5 dakika oldu. İlk sayı Fenerbahçe Olegos Holding'den. Çok güzel. Ben de hazırladım, mücadele etti ve basketi attı. Jonathan Mott işte, görüyorsunuz. Fenerbahçe Olegos Holding Galatasaray Çağdaş Faktör maçını izlemek için şu an Ülker Metro Enerji Salonu'nda. İsmet Akpınar, Nikola Ates, Meli Mahmutoğlu. Şu an maçı izleyenler arasında. Hadi be. Farklandayız. 22-20. Güzel gittiğimizi düşünüyorum. Güzel oynadığımızı düşünüyorum. Vardı, savunmada eksiğimiz vardı. Bir de birazcık daha takım olarak oynamamız lazım. Değil mi? Stewart'ın üzerine çok yüklendi takım. Stewart'ı kurtardı gibi takım oldu çeyrekte. Bakın bir sonraki çeyreklerde umarım daha güzel şekilde devam edeceğiz. İnşallah. Eski bir basketbolcu olarak yorumuna belirttiğim için teşekkür ederim. İkinci çeyrekte An İtibari ile başladı arkadaşlar. Galatasaray tarafı. Çok güzel. Süper. Harika. Fenerbahçe yine bildiğimiz gibi arkadaşlar. Savunma zararı. Thank you.
bulduk Fenerbahçe. Yapma be. Bitti. Bitmedi. 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 Şimdi bitti. İlk yarı sonucu Fenerbahçe Anadolu Son 45. 45-42. İlk kere bitti. İlk yarının sonucu Fenerbahçe Anadolu Son 45. Galatasaray Çağdaş Faktoring 42. Ya ben iyi gittiğimizi düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun? Ben ilk periyotla aynı yorumu yapacağım. Biraz takım oyunu konusunda düşüyüz. Fakat teker teker çok iyi oyunculara sahibiz. Özellikle Steven çok dikkatimi çekti bugün benim. Bence bu maçın sonucu da bizim lehimize olacak. Ama dediğim gibi biraz daha sakıncağım böyle olmasa. İnşallah maçı kazanırız diyorum. Ya bana göre benim bildiğim Fenerbahçe Anadolu Efes ve benim bildiğim Galatasaray Çağdaş Faktoring şu an sahada ve çok da güzel bir ilk yarı oldu bana göre. 45-42. Evet. Bol basketli. Öyle söyleyeyim evet, sana. Evet, benim dikkatimi çeken bir de Işık Albe'nin sahada çok az oynaması oldu. Aynen öyle. Fener'e ben... karşı biraz hızlı oynuyordu genellikle. Fener'in boyunca öyleydi. Daha çok oynamasını beklerdim. Ben de açıkçası. Bence Fenerbahçe şu an güzel önlüyor. Ama Galatasaray arkadan bir anda güzel oynamaya başlayabilir diye düşünüyorum diğer yarıdan. Fener'in daha dikkatli olması lazım. Bakalım arkadaşlar 3. ve 4. periyottan neler olacak bunları hep birlikte izleyip göreceğiz. Gerçekten maç çok heyecanlı, çok çekişmeli. Skordan da zaten bunu anlıyorsunuz da 45-42. Gerçekten güzel bir ilk yarı oldu. Şu an devre arası olduğu için dışarıdayız arkadaşlar ve serbest vuruş oldu. Abdülkerim kafayı vurdu, gol oldu. Galatasaray 1-0 önde 14. dakika. Bu Abdülkerim bardakçı da ne abi ya? Golcü harbiden golcü. Her hafta gol atıyor yani. Zaten Ali Koç'un dediği şeylerin tersi çıktığı için. Aynen öyle. Samet'e 4 milyon euro verip Abdülkerim'e alma bak mesela. Sen o kadar para eder misin demesi. Saçmalık, saçmalık. Su sırasındayken Alanya 1-1 yapmış. Bir Galatasaraylı olarak neler düşünüyorsun? Aracımın eli kolu ayağı tutmuyor herhalde bugün. Penaltıyı kurtaramadım. Üzücü ama kupon yaptım. 3-1 Galatasaray'a. Şu an işime yarayabilir. 2 gol atarsa Galatasaray'a, maç önü biterse çok mutlu olurum. Anladım. Ama şu anki durum için şu an biraz üzücü. Ha, Alanya penaltı kazandı yani. Alanya penaltı kazandı. 17. dakikada Efecan Karıcı bir gol attı. Şu an durumumuz 1-1. Umarım Galatasaray güzel oynar. Dön maçı bize kazandırırlar. Zaniolo mallık yapmaz inşallah ikinci yarıda. Evet, Arda'yla biz yerimize geldik. Vardı şu an bu sırasında değil mi? Evet. Şimdi hakemin basketbolcumuza topu vermesi halinde 3. çeyrek başlayacak arkadaşlar. Ve 3. çeyrek an itibariyle başladı. Ve başlar başlamaz. McBride. Arda ne oldu kanka? Saçma sapan bir şeyler yapıyor Arda. Ne oldu? Olay ne? Pozisyon ne? Ben anlayamadım adam. Hakemler abi. Hakeme tepkiler bayağı bir yükseldi. Sadece futbolda olmuyor. Vay hocam. Neyini izliyorsun ya? Alperi, hadi. Ver, ver, McBride'e. Gönder. Teknik direktör uzun hakkında konuşmuş, benim gibi düşünmüş yüksek ihtimalle. Bunları ona söylemiş, çok belli. Daha çok boş attık, daha güzel attık. Böyle devam. Böyle devam, haydi bakalım. 67-62, fark 5. Sağ tarafında aldığım bilgilere göre Galatasaray
skoru 2-1'e getirmiş. 40 dakika 43. Mauro Icardi topu alana göndermiş. İlk yarının bitimi 2 dakika kala. Ve 5, 4, 3, 2, 1. Eşit şehrin sonucu 67-52. Fark 15. Şu an 4. çeyrek oynanıyor. Hadi McBride! Hece hece! Kesinlikle. Her maç böyle olsun baskette. Erkek, kadın fark etmezsizin. Yani ihtiyacımız var böyle tarafa. Keşke sadece orası değil, bütün stadı oynayın. Keşke. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Adın yazılacak Müzeffer Paşa. Yaşa Mustafa Mustafa Kemal'in askerleriyiz. Artık maçı bitirmine son 45 saniye. Hayla 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 hayla. Son 6 saniye maçı bitirmine hemen bir maç sonu değerlendirmesi. Evet, dediğim gibi bir önceki bir hafta gibi devam ettik. Çok güzel oynadık. 9 sayı daha fark attık. Şu anda fark 24. Evet. Fark 24. Senin bildiğin bir Fenerbahçe vardı sahada. Benim bildiğim bir Galatasaray vardı sahada. Onlar da güzel mücadele etti. Hakkını verelim şimdi. Ama Fenerbahçe tabii ki EuroLeague Women'dan gelen o motivasyonlarla, o istekle, o azimle daha iyi oynadığını düşünüyorum ben de. Yıllarca düşmeyecek şarkısın sen. Ömür boyu sürecek dudaklarımdan yıllarca düşmeyecek. Parça, sen de maç hakkında bir şey eklemek ister misin? Hep böyle derler zaten. Sarı! Lacivert! Sarı! Şampiyon! Şampiyon! Tebrikler Sarı Melekler. Evet, fark 24. Gerçekten çok mutluyuz arkadaşlar. EuroLeague Women'dan gelen o kupayla birlikte gerçekten daha istekli, daha izinli, daha hırslı, daha mücadeleci çıktık ve kazandık. Gerçekten çok ciddi bir motivasyon kaynağıydı EuroLeague Women kupasını almak bizler için. Ve 84-60 ile bunu göstermiş olduk. Kadın basketbolcularımız taraftarlarla fotoğraf çektiğimiz selfie. Umarım bu videoda izlerken hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Basketbol maçlarına gelmek istiyorsanız parantez açayım. Kadın basketbol maçlarına daha çok gelmek istiyorsanız aşağıdan bu videoyu mutlaka beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu arada Instagram ve TikTok'tan da takip etmeyin. Onları da unutmadan geçmeyin. TikTok ve Instagram animasyonu nasıl? Şurada göreceksiniz. Ama ne ol? Butonu da hemen şurada çıksın bakayım. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. En büyük Fenerbahçe.